hiçbir gelecek yok bu Z kuşağından. Z kuşağı diye bir kuşak yok. Elif kuşağı diyoruz biz o kuşağa. Türkiye'yi daha ileri götürmelerini bekliyorum. Gençlikten beklentim fazla, sadece gençlere imkan tanınmıyor. Türk gençliği değil, gençlik elden gitmiş. Yani gençlik diye bir şey kalmamış. Mustafa Kemal'in gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Biz de Kayseri Millet Laf Sokak'ta ekibi olarak bugün halkımıza, vatandaşlara Türk gençliğini, geleceğini nasıl gördüğünü ve beklentilerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Vallahi Türk gençliğinden ben Türkiye'yi daha ileri götürmelerini bekliyorum. Hani uyumasınlar. Hani Türk gençliği gözünü açsın artık. Dünya nereye gidiyorsa onlar da devam etsinler. Bu gidişatı nasıl bir şekle sokabilirler onu bulsunlar bir şeyini. Türk gençliği değil, gençlik elden gitmiş. Yani gençlik diye bir şey kalmamış ki çünkü. Aileler bozulmuş yani. Hiçbir şey, bir umudumuz yok yani. Önceden bir umutlar vardı, bir beklentimiz vardı. Fakat şu anda hiçbir beklentimiz yok yani. Gençliğin yani İslam'a dönmeden yani çünkü daha doğrusu cahil kalmış yani. Gençliğimiz de cahil kalmış zaten. Biz de cahilizdir. Gençlik de cahil kalmış. Eğitim olmayınca bir şey yok yani. Hiç umudumuz yok. Eğitim de yok. Şimdi şu anda eğitimi de bozmuşlar. Yani her şey ilk eğitimden başlıyor, ilk okuldan. Fakat ilk okulda çocuklar öğretilen hiçbir şey yok. Ne din, ne kitap, yani hiçbir şey öğretilmediği için sadece ne diyeyim, oyun, başka bir oyun şeyleri yok yani. Gençlikten hiç beklentimiz yok. İnşallah iyi bir halde olacak gençliğimiz. Yani ümitli olmak lazım, olumsuz düşünmemek lazım. Gençlerimiz şu anda artık her şeyi bilinçli yapıyor, bilgi çağındayız. Bilgiye ulaşmak artık eskisinden daha kolay ve gençlerimiz bu konuda talepkar. Şehrimize de böyle imkanlar sunuluyor. Belediyelerimizin imkanları, sosyal aktiviteleri oluyor. İnşallah daha bilinçli bir şekilde gelecek nesiller olacak. Gençlikten beklenti tabii ki çok. Herkesin beklentisi var. Gençlik demek, gelecek demek. Güzel bir gelecek olacak inşallah. Türkiye ilerleyen çağda daha aktif, daha faal, dünyaya yön veren bir ülke olacak. Biz bunun ümidindeyiz. İnşallah biz de bu süreçte faydalı olabiliriz ve gençlere de yardımcı olabiliriz. Biz de bu süreçte inşallah vazife alabiliriz. Türk gençliği geleceğimiz hakkında hiç iyi görmüyorum. Neden? Çünkü gençliğin layığından başka dünyadan haberi yok ki. Sorumluluk sahibi değil, vizyon sahibi değil. Aklı fikri eğlenmede, yemede, içmede, gezmede, internetin esiri olmuşlar. Yarını düşünme yok, büyüklerin sözü geçmiyor. Daha ne diyebilirim ki? Allah yardım eyleye. İyi bir eğitim almaları, okumaları, anaların babaların kıymetini bilmeleri, arkalarında dağ gibi duruyor, bugünleri boşa geçirmemeleri, gelecek onlarındır. Onların, Türkiye onların eline düşecek. Akıllarını başlarına alsınlar, çalışsınlar. Yani sanal aleme fazla dolanmasınlar. Tamam, o da lazım, gerekli ama öncelikle yarını düşünerek, geleceği düşünerek çalışmaları lazım. Bu imkan, bu fırsat varken işte memleketin hali ortada. Ha, gençlik aslında güzel. Düzgün eğitim verilebilirse iyi olur. Gençlik, hele şu anda Z kuşağı diyorlar, hiçbir gelecek yok bu Z kuşağından. Dövme, asortik, şu andaki 19 yaşında, ben kendim 19 yaşında evlendim, 19 yaşında baba oldum ve şu andaki 19 yaşındaki çocuk kendini besleyemiyor. Düşünün yani göremiyorum, bir şeyler göremiyorum. Z kuşağı diye bir kuşak yok, Elif kuşağı diyoruz biz o kuşağa. Annelere babalara çok iş düşüyor. Ben yaşamadım, evladım yaşasın diye bütün hazırlıkları çocukların önüne seriyorlar. Çocukların bir beklentisi olmuyor, bir özlemi olmuyor. Biz anne babalara çok iş düşüyor. Gençler bizim geleceğimiz, gençlik yoksa biz yokuz. Her şeyi bekliyorum. Türk milleti cesur bir millet. Sağlıklı, Atatürk'ün dediği gibi çevik, mükemmel. Gelecekte çok istikbali yüksek bir gençlik bekliyorum ben. Büyük yok, saygı yok, sevgi yok. Bir otobüse biniyorsun, ayak üstünde. Yer vermiyor, yurt vermiyor, kendi kendine bir alem. Gençlikten hiç beklentim yok, hiç. Gençlikten beklentim fazla, sadece gençlere imkan tanınmıyor. Gençlerin önü açılmıyor. Efendime söyleyeyim, kalitesiz okullar açıldı, üniversiteler. Kalite dersen düşük, öğrencilerin hepsi yurt dışına gitmeyi istiyor. Gelecekten bir ümitlerini kesmişler ama hepsi zekalı gençler, hepsi... Fırsat verildiğinde ülke için bir şeyler yapacak insanlar ama kıymetleri bilinmiyor. Yurt dışından ithal insanlar getiriliyor. 5 milyon Suriyeli getirilmiş. Bizim gençlerimiz iş bulamıyor. Okullarda efendime söyleyeyim bildiğim kadarıyla yeterince değer görmüyorlar.